Merhaba arkadaşlar, bugün Finlandiya hakkında derinlemesine bir bakış yapacağız. Bu ülke, gelenekleri, doğası, yaşam tarzı ve daha fazlasıyla doludur. Çayları tazeleyin, başlıyoruz. Eşsiz doğa ve manzaralar. Finlandiya'nın muhteşem doğası, ormanları, gölleri ve buzullarıyla ünlüdür. Lapland'daki kuzey ışıkları gösterisi, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri cezbediyor. Finlandiya'da birçok gelenek ve festival bulunur. Midsummer Festivali, Juhannus olarak da bilinir ve yazın gelişini kutlar. Ayrıca, kışın Noel ve Yeni Yıl kutlamaları da oldukça önemlidir. Kültür ve sanat. Finlandiya, sahip olduğu zengin edebiyat, müzik ve tasarım geleneğiyle bilinir. Ünlü besteci Jean Sibelius ve tasarımcı Alvar Aalto gibi birçok ünlü sanatçı buradan gelmektedir. Finlandiya yasaları ve kuralları. Finlandiya, yüksek standartlara sahip bir hukuk ve düzen anlayışla tanınır. Ülkede alkol tüketimiyle ilgili sıkı düzenlemeler vardır ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması beklenir. Vatandaşlık ve göçmenlik. Finlandiya, göçmenlik konusunda oldukça açık bir ülkedir. Vatandaşlık için belirli koşulları karşılamak gereklidir, ancak yasal olarak Finlandiya'da yaşamak için birçok yol bulunur. Türk vatandaşları için vize durumuna gelince, umumi, bordo, pasaport sahibi Türk vatandaşları, Finlandiya'ya seyahat etmek için Schengen vizesi almalıdır. Hususi, yeşil, diplomatik, siyah ve hizmet, gri, pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilirler. C tipi vize, kısa süreli seyahatler için, turistik, aile ziyareti, ticari ve benzerleri. B tipi vize, uzun süreli seyahatler için, eğitim, çalışma, aile birleşimi ve benzerleri. Vize başvuruları Ankara, İstanbul ve Antalya'daki Finlandiya vize başvuru merkezlerine şahsen veya online olarak yapılmaktadır. Başvuru belgeleri vize türüne göre değişiklik gösterir. Güncel belge listesi için Finlandiya Konsolosluğu'nun web sitesini finlandiyakonsolosluk.org ziyaret edebilirsiniz. Vize ücreti, vize türüne ve seyahat süresine göre değişir. Gitmeden önce randevu alınması gerekmektedir. Vize başvuruları en az 15 gün önceden yapılmalıdır. İşleme süresi 2-3 hafta arasında değişebilir. Vize başvurusu yaparken seyahat planınızın net ve detaylı olması önemlidir. Yeterli maddi imkanlara sahip olduğunuzu gösteren belgeler sunmalısınız. Konaklama ve seyahat sağlık sigortası yaptırmanız zorunludur. Vize başvurunuz reddedilebilir. Reddedilme nedenini öğrenmek için itiraz hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için Finlandiya Konsolosluğu'nun web sitesi finlandiyakonsolosluk.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Vize başvurunuzu seyahat tarihinizden en az 15 gün önce yapmanızı tavsiye ederiz. Başvuru belgelerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Vize görüşmesine zamanında gidin ve kibar ve saygılı olun. Finlandiya, istihdam olanakları ve işçi hakları açısından oldukça gelişmiş bir ülkedir. Ayrıca, ev sahibi olmak ve kira konusunda da geniş seçenekler sunar. Eğer farklı alanlarda girişim yapma niyetindeyseniz veya zaten bir girişiminiz varsa, işlerinizi Helsinki'de sürdürebilirsiniz. Helsinki, teknoloji, girişimcilik ve iş dünyası açısından önemli bir merkezdir ve burada şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Helsinki'nin gelecekteki başarılı girişimcilere ihtiyacı var ve bu girişimcilerden biri de siz olabilirsiniz. Eğer iş yaşamına Helsinki'de yeni ve heyecan verici bir başlangıç yapmayı düşünüyorsanız, İkimetage Finlandiya Göçmenlik Bürosu olarak size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Finlandiya'nın öne çıkan startup alanlarında girişim fikirlerinizi bizimle hayata geçirebilirsiniz. Evrak karmaşasıyla uğraşmadan, rahatlıkla Finlandiya'nın resmi standartlarına uygun olarak projenizi düzenletebilir, onaylatabilir ve Finlandiya'da ikamet izni alabilirsiniz. Finlandiya iş imkanlarından faydalanmak için Metic'e başvurun. Metic, Finlandiya Göçmenlik Hizmetleri Bürosu, Finlandiya'da iş kurmanız ve buna bağlı olarak oturma izni almanıza yardımcı olur. Fin resmi kurumları tarafından aranılan standartlar doğrultusunda başvurunuzu şekillendirir ve hazırlar. Ücretsiz göçmenlik ön değerlendirmesi için başvurunuzu yaparak hızlıca sürecinizi başlatabilirsiniz. Başvuru için gerekli olan ön değerlendirme dosyasını burada bulabilirsiniz. Finlandiya mutfağı, coğrafi konumu ve tarihi geçmişi nedeniyle farklı mutfaklardan etkilenmiştir.
İsveç, Rusya ve Alman mutfağının izlerini taşıyan Fin mutfağı, aynı zamanda kendi özgün lezzetlerini de barındırır. Fin mutfağında taze ve doğal malzemeler ön plandadır. Fin yemekleri genellikle sade ve doyurucudur. Karmaşık pişirme teknikleri yerine malzemelerin doğal lezzetinin ön plana çıkarılması tercih edilir. Fin mutfağında mevsimsel ürünler önemli bir yer tutar. Yaz aylarında meyveler ve sebzeler, kış aylarında ise balık ve et yemekleri daha çok tüketilir. Fin mutfağının bazı önemli lezzetleri: Karjalan piirakka, pirinç ve patatesle doldurulmuş börek. Salmiakki, tuzlu ve meyan aromalı meşhur şekerleme. Karjalan piirakka, pirinç ve patatesle doldurulmuş börek. Lohikaido, somun çorbası. Mastika piirakka, yaban mersini böreği. Bunun gibi daha birçok lezzeti bulabilirsiniz. Finlandiya'da yemek kültürü. Finler genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi, ekmek ve peynir tüketir. Öğle yemeği genellikle sandviç veya salata şeklindedir. Akşam yemeği ise günün ana öğünüdür ve genellikle sıcak bir yemekten oluşur. Finler kahve severler ve günde birkaç kez kahve içerler. Finlandiya'da yemek içme. Finlandiya'da her bütçeye uygun restoranlar bulmak mümkündür. Helsinki gibi büyük şehirlerde çok sayıda uluslararası mutfak da mevcuttur. Finlandiya'da bahşiş verme zorunluluğu yoktur. Ancak iyi bir hizmet için %10 bahşiş bırakmak yaygındır. Finlandiya, eşsiz doğası, zengin kültürü ve yaşam tarzıyla dünyanın dikkatini çeken bir ülkedir. Umarım bu video, Finlandiya hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.